Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Kombinlerin vazgeçilmezi haline gelen aksesuarlara düşkünseniz bu röportajımızı kaçırmayın. Konuğumuz Pınar Salman Şahin, birbirinden şık çanta tasarımlarını moda tutkunlarıyla buluşturuyor. Bakalım bu ürünler arasında en çok revaçta olanlar hangileriymiş? Sohbetimize başlamadan önce sizleri daha yakından tanımak istiyoruz. Tabii, İstanbul doğumluyum. Hı hı. Aslında Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kent Tasarım mezunuyum. Daha sonra sürdürülebilirlik üzerine bir yüksek lisansım oldu. Aslında şu an yaptığım işten bağımsız olaraktan inşaat ve atık sektöründe daha çok yer aldım. Yoğun bir tempoyla çalışıyordum. Şimdi de All By Bee'nin 2018 ortalarında başlayan serüveniyle beraber devam ediyorum iş hayatına. Evet, bir süredir kendi kurmuş olduğunuz markayı yönetiyorsunuz. Evet. Peki bu alana olan ilginiz nasıl başladı? Aslında şöyle, biz 2017 yılında ne yazık ki abimin ani bir vefatı gerçekleşti. Ve biz annemle yani bir şekilde ayakta kalma mücadelesi aslında kendi içimizde de veriyorduk. Annem bu zamana kadar hep geçmişten de gelen bir süreçte hep el sanatlarına aslında yatkınlığı vardı. Bununla ilgili eğitimler aldı. İşte kimi zaman seramik üstüne bir ilgi duydu. Daha sonra takı tasarımıyla uğraştı. Yani doğal taşlarla beraber olan takı tasarımı. Daha sonradan da çanta tasarımını aslında bir yönelmesi olmuştu. Ben de profesyonel yaşantıma ara verdim o acı olaydan sonra. Ve ikimizin beraber hani el ele tutuşup aslında bir yolculuğa çıkma serüveni gibi bir şey oldu. Ve en sonunda ilgi duyduğu çanta tasarımı olduğu için kendi içerisinde o hissettiği duyguyu ve renklerin birleşimini de en iyi orada yansıtabildiğine inandığı için çantaya yöneldik. Evet, ürün çeşitliliğinizden de bahsedebilir misiniz bizlere? Neler tasarlıyorsunuz? Tabii ki. Aslında ürün yelpazemiz geniş diyebiliriz. Şöyle ki, bizler aslında kadınların ne ihtiyaç duyduğuna da çok iyi bildiğimiz için sırt çantasından işte bel çantasına, omuz çantasına veya işte bir portföy çantaya olan bir geniş yelpazemiz bulunuyor. Peki tasarım süreci nasıl ilerliyor? En baştan son ana kadar renk seçiminde, tarz seçiminde nasıl kararlar veriyorsunuz? Aslında şöyle, bizim marka kimliğimizin rengi bu tan yerinin ağrırken ki hani o ilk doğanın canlılığını yakaladığı anda ki turuncu aslında. Yani o turuncunun sıcaklığını biz tüm çantalarımıza verebilmeyi hedefliyoruz. Ama tabii ki bu zaman zaman değişiyor. Çünkü desende uymamazlık olabiliyor veya o anki işte çıkan sezonsal bir üründe turuncuya yer veremediğimiz oluyor. Ama genel olarak baktığımızda turuncu renkten yöneliyoruz. Tasarım sürecine geldiğimiz zaman da biz tüm Türkiye genelinde farklı yerlerde olan bu zamana kadar ya hiç çalışmamış ya kendi yeteneğini keşfetmemiş kadınlarımızla bir aradayız aslında. Çok güzel. Bu tasarım sürecini daha çok annem yönetiyor. Birebir her kadınımızla kendisi görüşüyor. Bizler buradan kendi atölyemizden tasarım ve çantalar belirlendikten sonra malzeme çıkışını yapıyoruz. Kendileri evlerinde örüyor genelde çoğu zaman. Bir de bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde şu anda bir projemiz 2021 ile beraber başlamış. Onların çok amaçlı bir merkezle beraber
Adıyaman'da çalışıyoruz. Burada da kimi zaman oradaki kadınlarımız yine evinde yapıyor. Kimi zaman oluşturdukları merkezlerde yapıyor. Ve orada çanta üretildikten sonra tekrar bizim atölyemize İstanbul'a geliyor. Bizim atölyemizde artık son dokunuşlar yapılıyor. Ve ondan sonra satışa hazır hale geliyor. Aslında el sanatlarına yeteneği olan birçok kadın girişimciye de destek oluyorsunuz bu yönde. Evet, aslında hani onlarla tabii ki iletişim halinde oluyoruz. Onlarla beraber çalışarak onlar bize destek, biz onlara destek bir şekilde yürüyoruz. Peki ilham kaynağınız nelerdir? Ürünleri tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz? Kimi zaman bir doğada yürüdüğümüz bir renkten ya da işte bazen annem gittiği bir kapalı çarşıdan malzeme diye giderken hani orada yakaladığı farklı bir kilim dokusundan veya işte bir kumaşın renginden, o şekilde aslında daha doğanın içinde o anda bir esinti geliyor diye düşünüyorum. O esintinin devamında bir akış ilerliyor çünkü ve ona yöneliyor. Dolayısıyla da hani daha çok doğanın içinden diyebiliriz aslında. Peki yaz aylarında bizlere hangi ürünler bekliyor? Yaz aylarında da bu koleksiyonumuzda genelde doğal ipleri kullanmayı, işte plaja uygun çantalar elde etmeyi, aynı zamanda ama turuncunun yanında mavinin, tabii ki yaz aylarında o maviyi de hissettiğimiz bir koleksiyonumuz mevcut. Bir taraftan kullanışlı, kaliteli ve birçok amaçlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Peki bunların hepsini aynı anda nasıl bir arada tutabiliyorsunuz? Şöyle, yani bu zamana kadar tabii hepimiz farklı tasarım çantaları kullandık. Dolayısıyla biz her şeye başlamadan önce bir kadın bir çantayı kullandığında neye ihtiyaç duyuyor, ona bakıyoruz ve düşünüyoruz. Mesela buna örnek verirsek, işte bir sırt çantası taktığınızda olmazsa olmazı onun bir küçük bir cebi. İşte içinde veya dışında. O zaman daha bir kullanışlı hale geliyor. Veya bir portföy kullandığınızda, biz kadınlar hep o portföyün içine her şeyi sıkıştırmak isteriz mesela. İşte o yüzden bunun boyu normal portföyden bende bir tık daha büyük olması daha iyi olur diyoruz. Dolayısıyla bu bize hep bir ivme kazandırıyor. Yani bir öncekinde mesela bir şeyi atladıysak veya eksik buluyorsak, mesela bir sonraki sezonda onu hep tamamlamayı düşünüyoruz. Tabii bunun yanı sıra hani bizler kadınlar olaraktan hani çantamızı muhafaza etmeyi de, onlara çok titizleniyoruz ve biz bunu da düşünüyoruz ve bunun içinde içinde doğal bir malzeme de, hani dolapta durduğunda bile içine hava alabilmesini sağlayacak şile bezlerimizi kullanıyoruz. Böylelikle bunu da çantalarımızın yanında kullanıcılarımıza sunuyoruz. Oradaki kaliteden hiçbir zaman ödün vermemek bizim önceliğimiz oluyor. Peki kaliteden bahsetmişken şunu da sormak istiyorum. Kendi bahsettiğiniz kullanışlılıktan bahsettiniz aslında. Evet. Önce bunu ön planda tuttuğunuzu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Tabii ki kalite, özgünlük, çantaların özgün olması, aynı zamanda da tabii ki fonksiyonel olması. Yani dış görünüşten bizi... daha çok kalite ve kullanışlılığı. Yani dış görünüşü tabii ki önemli. Yani beğenilmek tabii ki çok tabii güzel. De. Yani ilk önce fonksiyonluğa veriyoruz diyemeyiz. Bir yerde tabii ki de o modayı takip etmek, işte o deseni uyarlayabilmek, her desen çünkü kimi zaman örgü tekniğiyle düşmüyor. Bunlar da makineden geçmiyor. Dolayısıyla da hani her defasında tamam budur dediğimiz tasarımı çantaya uyarlayamıyoruz. Ama tabii ki fonksiyonluk önemli. Peki ileriye yönelik hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Markanın kurulumundan beri bizler güçlü kadınlar çalışırken aynı zamanda Save the Children ve onun gibi farklı derneklerle çocuklarımızın kalbine dokunduk. Bizlerin hedeflerin içerisindeki en önemli şey bu sevgi dolu markayı aslında daha çok güçlü kadınla bir arada olmak, aynı zamanda da daha çok çocuğun kalbine dokunabilmek. İlk önce hedefimiz bu. Bu yönde ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki daha çok şu anda mevcutta bulunduğu satış noktalarının belki daha fazla olması gerekiyor. Seçkin yerlerde bulunması gerekiyor. Çünkü bunların hepsi el işi olduğu için
bir sürüm değil. Aslında bunlar hepsi kendine özgü tasarımlar ve belli sayılarda üretilen tasarımlar. Dolayısıyla seçkin kanallarda yer almak istiyoruz. Satış kanallarında yer almak istiyoruz. En büyük hedeflerimiz bunlar. Sevgili seyircilerimiz, bugün programımızda marka kurucusu Pınar Salman Şahin ile birlikteydik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.